Kıymetli arkadaşlar, herkese yeniden merhabalar. 650 sayılı devlet memuru kanunu konu olarak gördük. Şimdi soru cevap şeklinde tekrar edelim. Uzun uzun arkadaşlar sorular hazırladım. Yani 100'ün üzerinde soru var. Çünkü 650'den artık detay sorular geliyor. Herhangi bir maddeden soru gelebiliyor. O yüzden hemen hemen önemli gördüğüm bütün maddeleri sizin için soru cevap haline getirdim. Yine bunu da arkadaşlar Ramazan ve Bayram Hocam'la beraber hazırladığım Sen Bilirsin isimli kitaba da ekledim soru cevap şeklinde. Özellikle şimdi anlatacağım yeri KPSS sınavı dışında arkadaşlar, KPSS dışında görevde yükselme sınavlarını hazırlananlar, hakimlik kaymakamlık sınavlarını hazırlananlar da çok rahat şekilde dinleyebilirler. Evet, ilk sorumuz arkadaşlar anayasadaki kamu görevleriyle ilgili olan bölüm. Anayasa madde 70'e göre her Türk kamu hizmetine girme hakkına sahiptir diyor. Hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka nitelik gözetilmez. Şimdi bu iki cümleyi yorumlayalım. Her Türk diyor, demek ki yabancı ne yapamaz? Kamu görevlisi olamaz. Memur olmak sadece Türk vatandaşlığı tanınmış bir haktır. Her Türk'ün kamu hizmetine girme hakkına sahip olması konusunda arkadaşlar ne vardır? Eşitlik vardır. O zaman bütün Türk vatandaşları kamu hizmetine girme konusunda eşittirler. Her Türk kamu hizmetine girme hakkına sahiptir demek, her Türk kamu hizmetine girmeme hakkına da sahiptir demektir. Buna da arkadaşlar ne diyoruz? Serbestlik ilkesi diyoruz. Yani kamu görevine girmede serbestlik vardır, zorlama yoktur. İkinci cümlemiz, hizmete alınmada görevin gerektirdiği nitelikten başka bir ayrım gözetilmez. Burada da arkadaşlar yorum yoluyla liyakat diyebiliriz. Yani doktorsan doktor, hemşireysen hemşire, başka bir ayrım gözetilmez. O zaman kamu göreviyle ilgili anayasal ilkeler nelerdir arkadaşlar? Serbestlik ilkesi vardır, eşitlik ilkesi vardır ve görevin gerektirdiği nitelikleri taşıma ilkesi vardır. Yani diğer adıyla liyakat ilkesi anayasal arkadaşlar ilkelerdir kamu göreviyle ilgili. Buradan bir kere soru geldi. Kime geldi? Ön lisanslara geldi. Yukarıdakilerden hangileri işte bu ifadeleri vermiş, kamu görevine girmede anayasal ilkeler arasında yer alır diye serbestlik, eşitlik ve görevin gerektiği nitelikleri taşımak şeklinde karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Arkadaşlar 650 sayılı devlet memurları kanundaki istihdam biçimleri nelerdir? 3 istihdam biçimi var bakın. 3 tane istihdam biçimi var. Memur, sözleşmeli personel ve işçi. Arkadaşlar bunun dışında 657'de ne yoktur? İstihdam biçimi yoktur. Size soracaklar, istihdam biçimleri nelermiş? Memur diyecekmişiz, sözleşmeli personel ve işçi. Şimdi bunları detaylandıralım arkadaşlar. Diyor ki kanuna göre mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, yani kanunla kurulmuş olabilir, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kurulmuş olabilir kuruluş, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde, yani bir kamu tüzel kişisine görev yapıyor, genel idare esaslarına göre faaliyet yürütüyor. Yani iş hukukuna göre değil, idare hukuku kurallarına göre istihdam ediliyor. Bir diğeri asli ve sürekli. Yani kadrolu, meslek olarak karşımıza çıkıyor. Kamu hizmetlerini ifade eden görevliye biz ne diyoruz? Arkadaşlar kadro vesaire asli ve sürekli olması, idare hukuku kurallarına göre hizmet yürütmesi bunun bize memur olduğunu gösteriyor. Bu memurluğa ilişkin 657'deki nedir? Tanımdır arkadaşlar. Bize bu şekilde soracak. Bize ne diyeceğiz? Bu memurluğun tanımıdır diyeceğiz. Peki. Bir diğer sorumuz. Arkadaşlar burada da sözleşmeliği tanımlamış. Özellikle görevde yükselme sınavları da çok çıkıyor bu ifade. Sözleşmeli de arkadaşlar biz hangi ipuçlarıyla sözleşmeli olduğunu anlayacağız. Mesela cümle kalkınma planı yıllık program diye başlıyorsa. Bu birincisi. İkincisi. Özel bir meslek bilgisine sahip diye devam ediyorsa arkadaşlar, özel bir meslek bilgisine sahip diyorsa, yine Cumhurbaşkanı'nca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde mali yıllı arkadaşlar sınırlı olarak görev yapan ve işçi sayılmayan, bakın işçi sayılmayan kamu hizmeti yürütenlere biz hani memurun tanımını gördük, o zaman işçi de sayılmıyorsa biz buna ne diyeceğiz? Biz buna sözleşmeli diyeceğiz arkadaşlar. Sözleşmeli personelin 657 sayılı kanundaki tanımı bu şekildedir. Kalkınma planı diye başlıyor, yıllık programlar diye başlıyor. Devamında özel bir meslek bilgisine sahip olmak diyor arkadaşlar. Ve Cumhurbaşkanı'nca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, bakın dikkat edin, mali yılla sınırlı olmak üzere genelde 1 yıllık ve 3 yıllık sözleşmeler yapılıyor. Biz buna ne diyoruz? Sözleşmeli personel ismini veriyoruz. Devam edelim. 657 sayılı devlet memurları kanuna göre bu kanun hükümleri kimin için uygulanmaz? Arkadaşlar 3 tane istihdam biçimi vardı. Memur, sözleşmeli, işçi. Ama 657 sayılı kanun hükümleri işçilere uygulanmıyor arkadaşlar. Peki işçilere ne uygulanıyor? İş kanunu hükümleri uygulanıyor. Yani size soracak, diyecek ki
Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı kanunda bir istihdam biçimi olmasına rağmen 657 sayılı kanun hükümleri uygulanmaz? Buna ne diyeceğiz? İşçiler diyeceğiz. Arkadaşlar işçiler kamuda bir özel hukuk sözleşmesiyle istihdam edilen, uyuşmazlığın idari yargıda değil adli yargıda çözüme bağlandığı, iş kanununa göre istihdam edilen personeli biz ne diyoruz? İşçi diyoruz. O zaman 657 sayılı kanun hükmünün uygulanmadığı personel kimmiş? İşçilermiş arkadaşlar. Devam edelim. 657 sayılı devlet memuru kanun temel ilkeleri nelerdir? Bu da çok çıkıyor arkadaşlar. Özellikle kurum sınavlarında çok çıkıyor. Lisans, ön lisans, KPSS'ye direkt bu şekilde bir soru gelmedi. Yani öncül verip gelmedi ama görevde yükselme sınavlarının en çok çıkan sorusudur. Arkadaşlar 3 temel ilkemiz var. 1 sınıflandırma, 2 kariyer, 3 liyakat. Birazdan bunları açıklayacağım. Açıklamaları soruluyor genelde lisans, ön lisans, KPSS'de. Sınıflandırma, mesleklere, niteliklere göre ayırma. Kariyer yükselme demek, sınıf içerisinde lüzumlu bilgiler ve yetişme şartlarına göre memurun en yüksek derecelere kadar ilerleyebilmesi kariyer. Liyakat ise memurluğa girişte, memurlukta ilerlemede, memurluğun son bulmasında, memurda aranan mesleki bilgi, yetenek, bilgi, görgü koşuludur. Memurluğu güvenliğe kılar, tarafsızlığı sağlar, işte sınavlar vesaire. 3 temel ilkemiz varmış diyeceğiz. Sınıflandırma, kariyer, liyakat, devlet memuru kanunun temel ilkeleriymiş. Geçiyorum. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgileri, bakın bu soru 2023 lisans sınav sorusuydu. Bakın, lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde sınıf içinde, kendi sınıfı içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlamak neyle ifade edilir? Kariyerle ifade edilir. Yani mesleğe yeni başlayan bir öğretmenle 20 yıllık bir öğretmenin aynı maaşı almaması aradaki kariyer farkıdır arkadaşlar. Kariyerin içerisinde derece kademe özellikleri var. Bunları daha sonra göreceğiz. Kariyerin tanımını bilin sadece burada. İpuçlarımız neler? Lüzumlu bilgiler yetişme şartlarına göre sınıf içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı dersini edecekmişim. Kariyer ismini verecekmişim arkadaşlar. Peki. Şimdi liyakatta ne diyor? Liyakatın tanımı da şu şekilde. Arkadaşlar, kamu hizmetlerine girmeyi, bakın girmeyi, sınıflar içerisinde ilerlemeyi, yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini, bakın dikkat edin, şurası bizim için önemli. Yetenek esasına dayandırma, yetenek. Yetenek de neyle oluyor? Bilgi, görgü, diploma esastır arkadaşlar. Mesela yapılan yazılı sınavlar, hiç arkadaşlar haz etmediğim, hoş karşılamadığım mülakatlar, neyle alakalı burada arkadaşlar? Liyakat ilkesiyle alakalı. Peki bu sistem memurlukta özellikle memurların eşit imkanına sahip olmasını sağlar. Memurluk mesleğini güvenceye kılar arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? Liyakat ilkesi diyoruz. O zaman bizim ipucumuz burada ne olacak? Yetenek esasına dayandırma, eşit imkanlarla uygulanması, yine memurların güvenliğe sahip olması diyorsa biz buna liyakat ilkesi diyecekmişiz. Devam edelim. Kanuna göre kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan devlet memurlarını görevlerin gerektirir. Bak dikkat et. Niteliklere ve mesleklere göre ayırma derse buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Sınıf diyeceğiz. Birazdan göreceğiz. Devlet memurları kanunu memurları 12 tane hizmet grubuna ayırmış. O zaman niteliklere ve mesleklere göre ayırma derse ne ile tanımlayacağım ben bunu? Sınıflandırma olarak tanımlayacağım. Memurlar gruplandırılmış, toplam 12 tane hizmet grubu var arkadaşlar, göreceğiz. Peki. Şimdi devlet memurları arkadaşlar atandıktan sonra, asıl memur olduktan sonra, birazdan adaylıktan vesaire bahsedeceğim. En geç ne kadar süre içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle, yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle arkadaşlar, özlük dosyalarında konuluyor bu. Ne kadar süre içerisinde arkadaşlar bu oluyor? Bir ay içerisinde oluyor. O zaman bir memur atandıktan sonra, asil memur olduktan sonra, asaleti tasdik olduktan sonra en geç ne kadar süre içerisinde yemin etmeliymiş? En geç bir ay içerisinde yemin edilir ve bu yemin belgesini imzalar ve bu şekilde arkadaşlar ne yapar? Artık resmi olarak göreve başlar. Peki. Devam. Memur kanuna göre devlet memurlarının kasıtı, kusuru, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa arkadaşlar.
Ya diyelim ki sizin memursunuz bir kasıtınızdan, kusurunuzdan kaynaklı olarak idareyi zarara uğrattınız. Peki vatandaşlar bu durumda arkadaşlar size dava açamıyorlar memur olarak. Kurum aleyhine dava açıyorlar. Peki bu kurum da diyelim ki tazminat ödedi vatandaşa. Daha sonra memura rücu ediyor arkadaşlar. Memurdan ne yapıyor? Bunu alıyor. Peki memur tarafından hangi bedel üzerinden ödeniyor bu arkadaşlar? Raiç bedel üzerinden, yani güncel bedeli üzerinden ne yapıyor arkadaşlar? Bu zararlar ödeniyor. Raiç bedel üzerinden ne yapar? Memur ödemesini gerçekleştirir. Devam edelim. Kanuna göre kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, kimin aleyhine dava açarlardı? İlgili kurum aleyhine dava açarlardı. Peki neden böyle bir şey yapılmış arkadaşlar? Şimdi memur aleyhine açılırsa memur korkar, iş yapmaz. Elini sıcak sudan soğuk suya koymaz. O yüzden devlet memurla vatandaşı karşı karşıya getirmemek adına demiş ki memura değil kurum aleyhine açacaksınız. Kurum ne yapacak? Size zararınızı ödeyecek. Eğer memurun kasıtından, kusurundan kaynaklı olmuşsa. Daha sonra kurum da memura rücu edecek. Arkadaşlar memurdan bunu karşılayacak. Memur hangi bedeli üzerinden ödüyormuş bunu? Raiç bedeli üzerinden ne yapıyormuş? Kuruma ödemeyi gerçekleştiriyormuş. Devam. Devlet memurları kanununa göre kimler, devlet memurları kimlere ait taşınır ve taşınmaz mallar, alacak ve borçları hakkında özel kanunda yazılı hükümlere uyarınca mal bildirimde bulunurlar. İleride anlatacağım. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanununa göre yılların 0 ve 5 ile biten arkadaşlar yılın Şubat ayının sonuna kadar memurlar mal beyanında bulunurlar. Kimin hakkında bulunacaklarmış? Hem bakın dikkat edin. Hem kendileri arkadaşlar, hem eşleri, hem de velayeti altındaki çocukları hakkında mal beyanında bulunmak arkadaşlar nedir? Zorundadırlar. Bu mal beyanında bulunmazlarsa kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alırlar. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alırlar. Peki. O yüzden arkadaşlar üçünü de ne yapıyoruz? Alıyoruz. Cevabımız bu şekilde olacak. Devlet memurları kanununa göre devlet memurları kamu görevliliği hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Diyelim ki verdiler, kınama cezası alıyorlar arkadaşlar. Bu konuda gerekli bilgi ancak kim verebiliyormuş? Yani diyelim ki bir yangın var arkadaşlar. İtfaiyeciye mikrofon uzatıldı. İtfaiyeci konuşmayacakmış. Yani o konu hakkında basına açıklama yapamaz. Peki basına açıklama yapma yetkisi kime aittir? Merkezde bakanın yetkili kılacağı görevli, genelde bakanlar yapıyor ya da bakanın yetkili kılacağı görevli. İllerde vali, bak kaymakam bile yapamıyor dikkat edin. Vali ya da valinin yetkili kılacağı görevli tarafından. Ancak yetki devri olursa arkadaşlar ne yapabiliyor? Kaymakam kullanabiliyor. Normalde bu yetki ilde valiye aittir. Basının karşısına çıkar ve açıklama yapar. Tamam? O yüzden inşallah atanacaksınız arkadaşlar. Kesinlikle öyle mikrofon uzatıldığında kamu göreviyle ilgili basına bilgi ve demeç vermeyin, yoksa disiplin cezası var. Devam. Memurların ödevleri nelerdir arkadaşlar? Onlara bakalım sırayla. Anayasa ve kanunlara sadakatle yükümlüdür. Mesela yemin ederdi en geç bir ay içerisinde asaleti tasdik olduktan sonra. Tarafsızlık ve devlete bağlılık, yani ayrım gözetmeyecek kişiler arasında. Uygun davranışta bulunma ve işbirliği için çalışma. Özellikle yurt dışında çalışan memurlar arkadaşlar devletin itibarını sarsmayacaklar. Yine memur bulunduğu kurum içerisinde, işbirliği içerisinde çalışacak diğer personelle. Hiyerarşik üste bağlılık ve emirlere uyma. Arkadaşlar amirin verdiği emir kanunsuz olmadığı sürece amirin emrine uymak zorundayız. Amirin emrini dava edemeyiz. Hizmeti kişisel olarak ve kesintisiz yerine getirme. Arkadaşlar bizzat hizmeti sizin kendinizin yerine getirmesi lazım. Aynı işi yapıyorsunuz, kardeşiniz sizin yerinize ne yapamaz? O işi yapamaz arkadaşlar. Ve kesintisiz yapmak zorundasınız. Mesela aralıksız olarak ve mazeretsiz olarak 10 gün üst üste izinsiz ve mazeretsiz gelmeyenler çekilmiş olurlar. Yani çekilme isteğinde bulunmuş olurlar. Buna çekilmiş sayılma deriz. Yani istifa dilekçesini vermiş gibi işlem görür. Mal bildirimde bulunacaklar. Mesela diyelim ki 2023'te memur olan bir arkadaşlar mal beyanında bulunarak memuriyete başvurur. Bir sonraki mal beyanını ne zaman yapacak? 2025'te yapacak arkadaşlar. Bir sonrakini 2030'da yapacak. Yani kaç yılda bir oluyor dikkat edin? 5 yılda bir oluyor. Yıl 0'la bitecek ya da 5'le bitecek. Tamam. Herhangi 5 yılda bir ama herhangi bir 5 yıl değil. 5'le ve 0'la biten yılların sonunun Şubat ayının sonuna kadar mal beyanında bulunmak zorundadırlar memurlar. Resmi araç ve gereçleri yetki dışına çıkaramazlar.
verdiği zararları giderme yükümlülükleri vardır. Birazdan bahsettim. Ne üzerinden ödüyorlardı arkadaşlar? Raiç bedel üzerinden ne yapıyorlardı? Kuruma ödüyorlardı. Bunlar memurların yapması gerekenlerdir. Peki, memurun yasakları neler? Haklardan bahsedelim önce. Memurun hakları neler arkadaşlar? Memur, mevzuatta yazılanların kendisine uygulanmasını isteme hakkına sahiptir. Örneğin izin hakları varsa, kullanılmazsa, yanacaksa amirine başvurup izin hakkının kullanılmasını isteyebilir. Yani mevzuatın uygulanmasını isteme hakkı. Memur aylık, ödenek, özlük haklarından ne yapılamaz? Mahrum bırakılamaz. Memur emekli olma hakkına sahiptir. Emeklilik ikramiyesi bağlanır. Ondan sonra emeklilik maaşı bağlanır. İkramiye ödenir. Memur sendika kurabilir, sendikalara üye olabilir ama grev yapamaz. Bak, ikisi farklı şeyler. Sendika kurabiliyor, sendikalara üye olabiliyor ama grev yapamıyor. Memur istifa etme hakkına sahiptir. Kaç kere istifa edebiliyorsunuz? 2 kere istifa etme hakkınız var. 3. kez istifa edersiniz, bir daha geri dönemiyorsunuz. Memur kamu göreviyle ilgili konularda kurumlara müracaat etme hakkına sahiptir. Şikayet ve dava hakkı vardır. Mesela üstünüz size mobbing uyguluyor. Üstünüzü şikayet edebilirsiniz ama nasıl şikayet edeceksiniz? Sıralı amirleri izleyerek şikayet edeceksiniz arkadaşlar. Mesela amiriniz size kötü davranıyorsa amirinizin amirine önce şikayet edeceksiniz. Disiplin amirine yani. Bunun için de tabii her kurumun kendi içinde disiplin amirleri yönetmeliği var. O yönetmeliği indireceksiniz, o yönetmeliği açıp okuyacaksınız, ona göre şikayetlerinizi yapacaksınız. Usulsüz müracaat ve şikayette bulunursanız uyarma cezası alırsınız arkadaşlar. Peki, memurun kovuşturma ve yargılama hakkı vardır. 4483 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre mesela ilçede bir öğretmen hakkında bir iddia varsa Cumhuriyet Savcılığı ancak sadece kaybolması muhtemel delilleri topluyor. Direkt soruşturma açamıyor. Soruşturma açması için ilçede kaymakamla ilde validen soruşturma izni alması lazım. Bu şekilde devlet ne yapmış arkadaşlar? Memuru korumuş. İsnat ve iftiralara karşı koruma da şöyle. Diyelim ki öğretmen hakkında iddia edilen şeylerin iftira olduğu ortaya çıktı. Öğretmenin bir şey yapmasına gerek yok. Öğretmenin bulunduğu kurumun en üst amiri Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak o kişi hakkında kamu davası açılmasını talep eder. İftiracı kişi hakkında. Memurun izin hakkı vardır. İzinleri detaylı anlatacağım arkadaşlar. Memurun aldığı paraya aylık denir arkadaşlar. Dikkat edin. İşçinin aldığı arkadaşlar paraya ücret denir, maaşa. Memurun aldığı maaşa ise aylık denir. Aylık ile ücret arasındaki fark şudur. Ücret emeğin karşılığıdır. Yani önce kişi çalışır, ondan sonra parayı karşılığını alır. Ona ücret diyoruz. Memur ise önce maaşını alır, ondan sonra çalışır. Yani her ay çalışacağınız ayın arkadaşlar parasını peşin alırsınız. Öyle çalışırsınız. İşte ona biz ne diyoruz? Önceden ödenir yani. Aylık adını veriyoruz. Memur ne alırmış? Aylık. İşçi ücret. Memur yine özellikle görevlerde, ondan sonra tayinlerde ne yapar arkadaşlar? Yol parası alır, harcırı alır. Buna da biz ne diyoruz? Yolluk hakkı diyoruz. Bunlar da memurların arkadaşlar genel haklarıdır. Devam. Kanuna göre yazılı haller dışında devlet memurluğunun memurluğuna son verilemez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz ifadesi neyle alakalı? Hangi hakla ilgili arkadaşlar? Güvenlik hakkı ile ilgili. Bu da bazen çıkıyor sorularda. Buna da dikkat edelim. Burada neden çıkaracağız? Devlet memur memurla son verilemez. Aylık ve başka hakları elinden alınamaz ifadesini görürsek ne diyecekmişiz? Güvenlik diyecekmişiz arkadaşlar. Memurun yasakları neler? 1. Toplu eylem ve hareketlerde bulunamaz. Grev yapamaz. Mesela grev memurluğu sona erme sebebidir arkadaşlar. Memurluktan çıkarılma sebebidir. Ticaret ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunamaz. Mesela bu da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alır eğer bunu yaparsa. Türk Ticaret Kanunu'na göre memur tacir olamıyor arkadaşlar. Esnaf da olamıyor. Yani bir ticari işletmeyi işletemiyorsunuz. Esnaf işletmesi kuramıyorsunuz. Yine komandit şirketlerde ortak olamıyorsunuz. Kolektif şirketlerde ortak olamıyorsunuz. Ama limited şirket ortağı olmanıza ana kanunlu bir engel yoktur. Yine anonim şirketlerde hisse senedi alabiliyorsunuz. Mesela memurların borsaya girmesi. Anonim şirketler borsaya arkadaşlar ancak girebiliyorlar. Memurlar kooperatif üyesi olabilirler arkadaşlar ama dikkat edin tacir olamaz, esnaf olamaz, ondan sonra kolektif şirketlerde ortak olamaz, komandit şirketlerde ortak olamaz arkadaşlar. Peki bunu yaparsa kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alır. Memur hediye alamaz, menfaat sağlayamaz. Hediye alma yönetmeliği vardır. Hediye almanın kapsamını kamu görevlileri etik kurulu belirler. Ona göre hediye alır arkadaşlar. Denetimdeki teşebbüsten menfaat sağlayamaz.
Mesela bir vergi müfettişi denetlediği yerde arkadaşlar kendi arabasının bakımını ücretsiz yaptıramaz. Gizli belgeleri açıklama yasağı vardır arkadaşlar. Bu da yine memurluktan çıkarılma sebebidir. İkinci görev yasağı vardır. Taraflı davranamaz, partinin yararına zararına çalışamaz. Mesela partilerin yararına zararına çalışmak kademe ilerlemesinin durdurulması cezası gerektirir. Partilere üye olmak ise memurluktan çıkarılma sebebidir. Siyasi partilere üye olamaz. Kamu göreviyle ilgili basına bilgi ve demeç veremez. Kimin verdiğini söyledik. Merkezde bakanın yetkili kılacağı kişi. İllerde de vali ya da valinin yetkili kılacağı kişi kamu adına basına açıklama yapabilir. Memur eğer kamu göreviyle ilgili basına açıklama yaparsa kınama disiplin cezası alır arkadaşlar. Kanuna göre eşleri reşit olmayan ve mağsur olan çocukları, yani kısıtlı olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu kaç gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler. Arkadaşlar, diyelim ki eşiniz çalışmıyor, size devlet aile yardım ödeneği yapıyor. Ya da 18 yaşını doldurmayan çocuğunuz çalışmıyor, devlet size arkadaşlar ne yapıyor? Aile yardım ödeneği yapıyor. Yine kısıtlı çocuğunuz arkadaşlar var, 18'i doldurmuş. Bu kişi hakkında da yine çalışmıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Aile yardım ödeneği alıyorsunuz. İşte o lardan biri çalışırsa eşiniz ya da veliahtı altındaki çocuk, bunu kurumunuza bildireceksiniz ki aile yardım ödeneği kesilsin arkadaşlar. Bunu ne kadar sürede bildirmeniz gerekiyormuş? 15 gün içinde. 15 gün içinde bildirmezseniz kınama disiplin cezası alırsınız arkadaşlar. Bu kınama disiplin cezasını gerektiren bir nedir? Fiildir. Kimin hakkındaymış? Eş. Reşit olmayan çocuk ve kısıtlı ergin çocuk. Eğer arkadaşlar bir işe girmişse ve bunu 15 günde bildirmezseniz kınama cezası alıyorsunuz. Süresi de 15 gündür. Özellikle görevde yükselme sınavlarının en çok çıkan sorulardan biri budur arkadaşlar. Peki. 657 sayılı kanuna göre hediye alma yasağının kapsamını kim belirliyordu arkadaşlar? Kamu görevlileri etik kurulu. Bak etikten gelsin aklınıza. Hediye almanın arkadaşlar kapsamını burası belirliyor. Genelde plaket alınıyor. Plaketlerde altın kaplama olmayacak vesaire. Mal bildirimi ve yolsuzlukla mücadele kanununa göre arkadaşlar sonu hangi yıllarla biten yılların en geç Şubat ayının sonuna kadar memurlar mal beyanında bulunacaklar? Sıfırla biten ve beşle biten. Ya sıfırla ya da beşle bitiyor. Mesela diyelim ki 2023'te memur olan Eyüp arkadaşlar mal beyanında bulunuyor. Öyle memurluğa başvuruyor. Bir sonraki mal beyanı 2025'in Şubat ayının sonuna kadar yapacak. Bir sonraki mal beyanını 2030'un Şubat ayının sonuna kadar yapacak. Mal bildirimde bulunmamak kademe ilerlemesinin durdurulması cezası gerektirir. Evet zaten örnekte de vermişim. 2023 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir devlet hastanesinde hemşire olarak atanan Dilşah arkadaşlar. Dilşah mal bildirimde bulunuyor. 3600 sayılı kanuna göre Dilşah bir sonraki mal beyanını ne zaman yapacaktır arkadaşlar? 0 ve 5 ile biten yıllardaydı. İşte 23 ondan sonra ne oluyor? 2025. 2025'in Şubat ayının sonuna kadar mal beyanında bulunmak zorundadır diyoruz. 0 ve 5 ile bitecek. Devlet memurları kanunu arkadaşlar memurları mesleklere ve niteliklere göre gruplara ayırmıştı. Toplam 12 tane hizmet grubu var. Kimlerdir söyleyelim. Genel idare hizmetleri, işte yönetim, büro, icra işleri, masa başı işler. En çok memur burada var. Memurlar arasında geçiş şöyle oluyor. Genel idareden diğerlerine, diğerlerinden genel idare hizmetlerine şeklinde geçiş olabiliyor. Teknik hizmetler dediğim mühendis, mimar, tekniker, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri. İşte doktoru, hemşiresinden tut da arkadaşlar anestezi personeline kadar, radyoterapi personeline kadar sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri. Eğitim, öğretim, öğretmen, avukatlık. Arkadaşlar dikkat edin kamuda yani 657'de adalet hizmetleri diye bir sınıf yoktur arkadaşlar. Adalet hizmetleri diye bir sınıf yoktur. Avukatlık vardır. Kamuda avukatlık yapan, baro kaydı olan, kurum avukatlığı yapan avukatlar. Memur avukatlar. Din hizmetleri, imam, müezzin, emniyet, işte polis, komiser, jandarma ve sahil güvenlik. Arkadaşlar jandarma ve sahil güvenlik 15 Temmuz'dan sonra 2016 yılında yapılan kanun değişikliğiyle 657'ye eklendiler. Eskiden 10 tane hizmet sınıfı vardı. Jandarma ve sahil güvenliği eklenmesiyle beraber 12 tane hizmet sınıfı oluşmuştur. Yardımcı hizmetler sınıfı neler arkadaşlar? Birazdan ikisi tanımı var. Şu ikisinin tanımını vereceğim arkadaşlar. Çünkü bunlar önemli çıkıyor. Bu da dosya dağıtma, işte gelenleri karşılama, binaların aydınlatılması, binaların temizletilmesi, binaların arkadaşlar ve soğutulması. Yani bu tarz işlere bakıyorlar. Mesela hizmetli kadroları. Mülki idare amirleri dediğimiz kaymakam, vali,
Mesela bu ön lisans KPSS'de çıktı. Kaymakam ve valiler devlet memuru kanunu hangi hizmet sınıfı içinde yer alırlar? Mülki idare hizmetleri. MİT mensupları da arkadaşlar, MİT elemanları da Milli İstihbarat Hizmetleri sınıfı içerisinde yer alıyor. Toplam 12 tane hizmet sınıfımız var. En çok memur genel idare hizmetleri sınıfındadır. Sınıflar arasında geçiş mümkündür. Genel idareden diğerlerine, diğerlerinden genel idareye. Peki. Kanuna göre bu kanun kapsamına dahil olan kurumlarda bakın yönetim, idare yani idare etme, icra, büro, masabaşı hizmetler görürsek ne diyeceğiz arkadaşlar? Genel idare hizmetleri sınıfı ismini vereceğiz. Bakın uzun bir arkadaşlar şey bu yardımcı hizmetler sınıfı ile alakalı. Peki kimlerden bahsediyor burada? Bakın her türlü yazı ve dosya dağıtmak. Yani büro elemanı gibi düşünün ama arkadaşlar bu işte dosya dağıtımı yapıyor, yazıları getirip götürüyor, müracaat sahiplerini karşılıyor, yol gösteriyor, hizmet yerini temizliyor, aydınlatıyor, ısıtıyor, hasta bakıcılık vesaire arkadaşlar bu gibi işleri görürsek ne diyeceğiz? Yardımcı hizmetler sınıfı ismini vereceğiz. Hizmetli kadrolarından aklınıza gelsin. Peki. Kanuna göre valiler ve kaymakamlar hangi hizmet sınıfı içerisindedirler arkadaşlar? Ve İçişleri Bakanlığı, Merkez ve İller Kuruluşu'nda çalışanlar mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı içinde görev yaparlar. Zaten kaymakam, vali görürsek ne diyeceğiz arkadaşlar? Mülki idare amiri değil mi bunlar? Peki. Kanuna göre liseyi bitirenleri memurluğa giriş derece ve kademeleri hangisidir? Arkadaşlar liseyi bitirmişseniz normal lise, bak teknik lise değil, normal liseler için konuşuyorum. 13. derecenin 3. kademesiyle başlıyorsunuz arkadaşlar. Peki en çok nereye kadar yükselebiliyor liseyi bitiren bir kimse? Eğer daha sonra yüksek öğrenim yapmamışsa 3. derecenin son kademesine kadar yükselebiliyor. Yani 1'e kadar yükselmiyor. Tamam. Derece ve kademeden birazdan bahsedeceğim. Dereceler normalde her 3 yılda bir artar. Kademeler ise normalde her 1 yılda bir artar arkadaşlar. Göreceğiz. Peki. Değerli arkadaşlar, ön lisans yüksek öğrenim bitirenler, yani 2 yıl süreyle yüksek öğrenim bitirenler de 10. derecenin 2. kademesinden başlarlar. 10. derecenin 2. kademesinden yükselebileceği yer neresidir? 1. derecenin son kademesidir. Yani 1. derecenin son kademesine kadar ne yapabilir arkadaşlar? Yükselebilir. Burada ne oluyor? 4 yıllıklarla eşitleniyor artık. Peki. 4 yıl mezun biri. Arkadaşlar, 4 yıl mezun, yani 4 yıl süreyle yüksek öğrenim bitiren biri 9. derecenin 1. kademesinden başlar. Mesela 5 yıl olsa 9'a 2, 6 yıl olsa 9'a 3. Tamam. Ne yapıyor? Geriye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Örneğin 3 yıllık bir memur arkadaşlar 9. derecenin 3. kademesi. 3 yıl bittikten sonra 8'e 1'e düşersin. Böyle böyle gidiyorsun. En son 1'in 3. yani son kademesine kadar yükseliyorsun. Yükselebileceğin en çok yer orası oluyor. Derece her 3 yılda bir artıyordu demiştim. Kademeler de her 1 yılda bir artıyordu. Derece artınca hem sorumluluğun, rütben, mevkin artıyor. Kademe yatay bir ilerlemedir. Sadece maaş artışı gerçekleşiyor arkadaşlar. Peki lisans mezunu birinin en çok yükseleceği yer neresidir? 1. derecenin son kademesidir arkadaşlar. Yani 1'in 3'üne kadar ne yapabiliyor arkadaşlar? Yükselebiliyor. Peki. Devlet memurları kanununa göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselecekleri derecelerin 4. kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son kaç yıl içinde, bakın bu çok çıkıyor. Mesela son kaç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almamış bir memura, arkadaşlar bir memur bir üst dereceye yükseltilir. Son 8. Yani sonlu bir şey görürsek arkadaşlar hep 8 deyin, tamam mı? İleride atanacaksınız, inşallah bu da size uygulanacak. 8 yıl içerisinde herhangi bir disiplin cezası almazsınız arkadaşlar, ne oluyorsunuz? Kadro şartları aramaksızın çok önemlidir. Bakın normalde derece 3 yılda bir artıyordu. Bir üst dereceye yükseliyorsunuz. O yüzden disiplin cezası almamanın size getireceği yararlardan bir tanesidir. Birden 3 yıllık arkadaşlar bir atlama gerçekleşiyor. Burada kaç yılmış? Son 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almamışsınız. Kanuna göre kaç yaşını tamamlayanlar devlet memuru olabilirler? Normalde 18'dir ama bir istisnası var, birazdan göreceğiz. O zaman devlet memuru olmanın yaşı 18'miş ama kaç yaşını bitirenler de arkadaşlar kazayı rüş yoluyla ama şöyle diyor, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler. Örneğin sağlık meslek lisesi mezunu, endüstri meslek lisesi mezunu gibi. Peki kaç yaşını bitirmiş? 15 yaşını bitirmiş olmak şartıyla. 15 yaşını bitirmiş olmak şartıyla.
kazay rüşt yoluyla mahkemeye başvurup ergin olabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela 16 yaşında sağlık meslek lisesi mezunları vardı geçmişte. Şimdi hani yine oluyor da tabii puanlar yükseldiği için artık girmek biraz daha zor. Sağlık meslek lisesinin son sınıf senesinde KPSS'ye girip 80 falan alıp arkadaşlar işte anestezi bölümüne, radyoloji bölümüne, bu tarz bölümlere ne yapıyorlardı arkadaşlar? Giriyorlardı. Tabii bunun için de gidip daha sonra mahkemeden kaza rüşt kararı çıkarıyorlardı arkadaşlar ve memur oluyorlardı. Kaç yaşmış? 15. Kanuna göre memur olmak için en az ne mezun olmak lazım? En az ortaokul mezunu olmak lazım. Peki ortaokul mezunu bulunamazsa ilkokul mezunu olur mu? Olur. Ama öncelik kime aittir? Ortaokul mezunlarına aittir. Ortaokul mezunu istekli çıkmazsa ancak ilkokul mezunu olabilir. Kanuna göre, Türk Ceza Kanunu'na göre arkadaşlar, süreler geçmiş olsa bile memur olmak için kasten işlenen bir suçtan dolayı kaç yıl ve üzeri? Arkadaşlar dikkat edin, burası çok önemli. Kasıtlı suçlardan 1 yıl ve üzeri, yani 12 ay. Hüküm giyen biri ne olamaz? Memur olamaz. Ama taksirli herhangi bir suçtan hüküm giyenler memur olabilir. Mesela taksirli adam öldürmeden tutun da, yani trafik kazasıyla birinin ölümüne sebep oldunuz istemeyerek. Dikkatsizlik, özensizlik. Tamam. Memur olmaya engel değil arkadaş. İstersen 10 yıl hüküm giymiş ol yani. Yine hükmün açıklanmasının geriye bırakılması da memur olmaya engel değil. Yine disiplin cezaları almak da öğrencilikte vesaire, bunlar da memurla engel değil. Sadece ne engelmiş? Kasıtlı bir suçtan 1 yıl ve üzeri hüküm giymek. Yani bilerek ve isteyerek bir suç işliyorsunuz ve bu da 1 yıl ve üzeri bir tarihe tekabül ediyor. Unutmayın, taksirli herhangi bir suç, suçun önemi yok, sürenin de önemi yok, memur olmaya engel değildir. Peki, kanuna göre kurum ve kuruluşlar bu kanuna göre çalıştıkları personel ait kadrolarda yüzde kaç oranında engelli çalıştırmak zorundadırlar? %3. Arkadaşlar, kurum sınavlarında çok çıkıyor bu. Hiç lisans, ön lisans ve orta öğretime çıkmadı. Kamuda engelli personel çalıştırma oranı yüzde kaçtır derse %3'tür diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Bakarsın bu sene, mesela görevde yükselme sınavlarının klasik sorusudur. Bakarsın bu sene KPSS'de çıkar ya da bir sonraki sene artık neyse arkadaşlar. %3 bizim için önemli. %3'ü unutmayın. Engelli çalıştırma oranı. Peki bu oranı belirlerken ne yapıyorlar? Kurumun toplam dolu kadrosuna göre arkadaşlar %3'ü belirliyorlar. Peki kanuna göre memur önce biliyorsunuz aday memur olarak atanır. Aday memurluk süresi vardır. Bu da çok çıkıyor bizim KPSS sınavlarında. Aday memurluk süresi en az 1 yıldır, en çok 2 yıldır arkadaşlar. Bak, en az 1 yıl, en çok 2 yıldır. Aday memurluk sürecinde 3 eğitimden geçilir. Temel eğitim, sınıf eğitimi ve staj eğitimi arkadaşlar. Temel eğitimle sınıf eğitim aynı kurumda olmak zorundadır ama staj başka bir kurumda olabilir. Aday memur adaylık sürecinde başka bir kuruma asla nakli yapılamaz. Kendi kurumunda çalışmak zorunda arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet. Değerli arkadaşlar, peki diyelim ki adaylığımız başarısız oldu. Başarısızın arkadaşlar sebepleri var. Herhangi bir eğitimden ne olduk? Başarısız olduk. Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimden başarısız olduk. Memurlukla ilişkimiz kesiliyor. Nasıl kesiliyor arkadaşlar? Disiplin amiri teklif ediyor, atamaya yetkili amir onay veriyor. Mesela okullara örnek vereyim. Okullarda disiplin amiri öğretmendir, şey müdürdür. İlçede atama yetkili amir kaymakamdır, ilde validir. O zaman disiplin amiri teklifte bulunuyor, atamaya yetkili amir ne yapıyor arkadaşlar? Onay veriyor ve memurun memurla ilişiği kesiliyor. Bu tarz memurlar kaç yıl geçmeden tekrar memur olamazlar? 3 yıl geçmeden tekrar memur olamazlar, birazdan bahsedeceğim. Yine aday memurken alınmaması gereken iki disiplin cezası var arkadaşlar. Birincisi aylıktan kesme, diğeri kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası. Aday memurken bu iki disiplin cezasından birini alırsanız arkadaşlar, disiplin amirinin teklifi, atama yetkili amirin onayıyla memurlukla ilişkiniz kesilir. Bunlar kaç yıl geçmeden tekrar memur olamazlar? 3 yıl geçmeden tekrar memur olamazlar. Çünkü adaylık başarısız geçmiş. Bu mesela kurum sınavlarında, görevli yükselme sınavlarında çok çıkıyor. Lisans, ön lisans ve KPSS'de hiç çıkmadı. Zor diye belki de arkadaşlar. Ama öğrenelim. Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesi, disiplin cezası alanlar, adayken bu cezayı alanlar, disiplin amirinin teklifi, atama yetkili amirin onayıyla memurlukla ilişkileri kesilir.
Kanuna göre adaylık devresi içerisinde veya sonunda sağlık nedenleri dışında tabii adaylık süreci başarısız olan memurlar ne kadar süre geçmeden tekrar memurluğa alınamazlarmış? 3 yıl geçmeden tekrar memurluğa alınamazlar arkadaşlar dedik. Bu 3 yılı ön lisans KPSS'de sordular. Lisansla çıkmadı, orta öğretme çıkmadı ama ön lisans KPSS'de 2014 olacak yanılmıyorsam sınav sorusu olarak çıktı. Peki, devlet memuru kanuna göre adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar kimin teklifiydi? Bakın aynı şekilde buna yetkide ve usulde paralellik diyoruz. Nasıl atanıyorsa öyle de başarısızlık arkadaşlar oluyor. Disiplin amirinin teklifi atamaya yetkili amirin onayıyla ya atanıyor, asıl memurla atanıyor, asaleti tasdik oluyor ya da arkadaşlar başarısız olursa memurlukla ilişiği kesiliyor. Kanuna göre Cumhurbaşkanı ile, bak Cumhurbaşkanı memurları, dikkat edin, Cumhurbaşkanı'na görev yapan memurlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları, bakan yardımcıları, özel kalem müdürlükleri, mesela torpilin en çok döndüğü yerdir arkadaşlar. Buradan ne kadar memur devşiriyorlar biliyor musunuz? Siz ne kadar hakkınızı yiyorlar arkadaşlar? Özellikle belediyeler, belediyelerdeki özel kalem müdürlükleri memur devşirilen yerlerdir arkadaşlar. Maalesef buraya istisnai memur kadrosu olarak alıyorlar. Daha sonra bu memuriyetlerden asıl memurluklara geçiş yaptırıyorlar arkadaşlar. Valilikler, büyükelçilikler arkadaşlar. Elçiliklere yapılan atamalar istisnai devlet memurları kadrolarıdır. İstisnai kadrolar şu amaçla düzenlenmiştir. Kamuda bazen çalışacağın kişiyi bulamazsın. Dışarıdan al, kısa geçici olarak çalış. Sonra işin bitince görevi son verirsin. İstisnai memur kadrosu güvenceli bir kadro değil zaten. Ama bunun yolunu bulmuşlar arkadaşlar. Buradan asıl memurluklara geçiyorlar. Maalesef böyle bir durum var. Valilik, büyükelçilik bunlar istisnai kadrolardır. Cumhurbaşkanlığı memurları, meclis memurları böyledir. Mesela MİT elemanları da istisnai kadrodur arkadaşlar. Tamam? Peki. Ama kaymakamlık, öğretmenlik, hemşirelik bunlar nedir? Meslektir arkadaşlar. Meslek memuriyetleridir. Ama şu bahsettiklerin ne değil? Meslek memuriyetleri değillerdir. Peki. İstisnai kadrolara atanırken arkadaşlar 4 şeye bakılmıyor. Yani devlet memurları kanunda aranan 4 şey istisnai kadrolarda yok. Ne yok? 1- Atanma. Yani şu adaylık, asillik olayı yok bunlarda. 2- Sınav. Yani istisnai kadrolar sınavla alınmıyor arkadaşlar. Direkt açıktan alınıyor. Bir diğeri kademe ilerlemesi. Yani seni alıyor böyle belki ikinci kademede eşdeğer bir ya da birinci kademe eşdeğer bir kademede görevlendiriyor mesela. Derecede görevlendiriyor pardon. O maaşı alıyorsun bir anda yani. Yani kademe, derece, ilerlemesi bunlarda aranmıyor arkadaşlar. Bunlarda sınav yok. Bunlarda adaylık vesaire atanmaya ilişkin şartlar bunlarda yok. 4 ilki aranmıyor istisnai kadrolarda. Peki bu arada istisnai devlet memurları kadronun atanabilmek için memur olma şartını taşımak yeterli. İşte en az ortaokul mezunu olmak, 18 yaşını doldurmak, kasıtlı suçlardan 1 yıl ve ötürü hüküm giymemiş olmak, Türk vatandaşı olmak. Yani klasik. Peki. Arkadaşlar devlet memuru atandığında atama kararı kendisine tebliğ edilirse, atandığı yer bulunduğu yerdeyse yani il sınırları içindeyse tebliği izleyen ilk 3 günü ne yapacak? Başvurusunu yapacak. Yoksa çekilmiş sayılır. Peki başka yerdeki bir göreve atanırsa mesela Ankara dışında bir göreve. Örneğin ben Ankara'da ikamet ediyorum. Ankara'da olsa tebliğ izleyen ilk 3 günü. Mesela Kırıkkale ya da Van olursa arkadaşlar 15 gün içinde hareket edeceğim. Bir ek süre daha veriyorlar 10 günlük hani mazeretin olursa. Bu sürelerde de eğer gitmezsen ne oluyorsun? Çekilmiş sayılıyorsun. Peki çekilmiş sayılanlar ne kadar süre geçmeden tekrar memurluğa başvuramazlar? 1 yıl geçmeden tekrar memurluğa başvuramazlar. Peki o zaman başka yere atanan memur kaç gün içerisinde hareket edip işe başlamak zorundaymış? 15. Bir de arkadaşlar ek süresi var bunun. Artı 10 günlük de bir süresi var. Bu sürelerde göreve başlamazsa çekilmiş sayılır. Çekilmiş sayılanlar 1 yıl geçmeden tekrar memuriyete başvuramazlar. Evet, direkt arkadaşlar onu söylemişiz zaten. Kanuna göre bir göreve ilk defa veya yeniden atananların belgeyle ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın, bu süre içinde işe başlamayanların atamaları iptal edilir ve bunlar kaç yıl süreyle tekrar memurluğa alınamazlar? Bunlar 1 yıl süreyle tekrar memurluğa alınamazlar. Çekilmiş sayılanlar 1 yıl geçmeden alınamıyorlar arkadaşlar. Kanuna göre, bakın derece içinde, görevin önemi ve sorumluluğu artmadan sadece memurun aylığında artma meydana geliyorsa buna kademe diyoruz. Kademeler kaç yılda bir artıyor normalde? 1 yılda bir artıyor.
O zaman kendi derecen içinde görevin önemi ve sorumluluğu artmadan sadece aylığında artış meydana geliyorsa, yani dikey değil yatay bir ilerleme söz konusuysa, buna kademe ilerleme istiyoruz. Kanuna göre memurun kademe ilerlemesini yapabilmesi için bulunduğu kademede en az kaç yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin olması gerekiyor? En az 1 yıl arkadaşlar. En az 1 yıl bulunduğun derecede ne yapacaksın arkadaşlar? Çalışacaksın ki kademe ilerlemesi gerçekleşebilsin. Şimdi dereceye geleceğiz birazdan. Son kaç yıl için herhangi bir disiplin cezası almayan memura aylık derecelerin yükseltilmesine dikkat alınmak üzere bir kademe. Bak, son 8 yıl olayı çok önemli. Son 8 yıl içerisinde bir disiplin cezası almazsan hem bir derece arttırıyorsun hem de kademe arttırıyorsun. O yüzden disiplin cezası almamanın yararları da var gördüğünüz gibi. Yükselmenizin önüne arkadaşlar ne yapıyor? Taş koyuyor eğer disiplin cezası alırsanız. Son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almazsanız hem dereceniz yükseliyor hem de kademeniz yükseliyor. Bir kademe ve bir derece. Arkadaşlar devlet memurluğu kanununa göre derece yükselmesi için gerekli şartlar neler? 1. Üst derecede boş bir kadro olacak. Bulunduğun derecede en az 3 yıl çalışacaksın. Ve bu derecenin 3. kademesinde 1 yıl bulunmuş olacaksın. Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olacaksın. Yani 3 tane şartı var arkadaşlar. Üst derecede boş bir kadro olacak. Bulunduğun derecede en az 3 yıl çalışmış olacaksın. Kadronun tahsis edildiği görevde de arkadaşlar için öngörülen nitelikleri elde etmiş olman gerekiyor. Derece yükselmesi olabilmesi. Şu 3 yılı unutmayın arkadaşlar. Aynı kurum bak. Yer değiştirmeden bahsedeceğim. Yer değiştirme yapabilmeniz için bir aynı kurumda görev yapıyor olmanız lazım. Mesela ikiniz de Sağlık Bakanlığı'ndasınız diyelim. Başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki, bak aynı kurum ve aynı sınıf olacak. Mesela aynı sınıf örneği nedir? Teknik hizmetler sınıfı ya da nedir? Sağlık hizmetleri sınıfı. Aynı sınıf olacak. Karşılıklı yer değiştirme suretiyle atama isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerce uygun bulunmasına bağlıdır. Dikkat edin. Demek ki aynı kurumda olmanız gerekiyor. Aynı sınıfta olmanız gerekiyor. Bir de kurumunuzun muvafakatname vermesi gerekiyor. Yani kurumunuzun izin vermesi gerekiyor. Gidiyorsunuz kurumunuzdan muvafakatname, izin istiyorsunuz. Kurumunuz izin verirse ancak sen Antalya'dasın, arkadaşın Ankara'da ama senin ailen Ankara'da, onunki Antalya'da. Karşılıklı ne yapabilirsiniz? Yer değiştirebilirsiniz. Buna becaiş usulü diyoruz arkadaşlar. Becaiş usulü diyoruz. Peki. Ya bu anlattığım ders memuriyette sizi en çok ilgilendiren derstir arkadaşlar. Bu haklarınızı öğreniyorsunuz şu anda yani. Peki kanuna göre yabancı memleketlerdeki resmi kurumlar. Bak resmi kurumlar söz konusuysa 10 yıla kadar. Uluslararası kuruluşlar söz konusuysa 21 yıla kadar ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Aylıksız izne çıkabilirsiniz. Peki ne diyormuş? Yabancı memleketlerin resmi kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakatı ile görev alacak memurlara ilgili bakan onayıyla her 3 yılda bir bakan onayı tekrarlanıyor. Memuriyet süresi için yabancı memleketlerde resmi kurumlarında ve uluslararası kuruluşlarda kaç yıla kadar aylıksız izin verilebilirmiş? Resmi kurumlar derse 10 yıl, uluslararası kuruluşlar derse yabancı memleketlerde 21 yıla kadar aylıksız izin verilebiliyor memura. Kanuna göre devlet memuru iken muvazzaf, bak askerlik görürseniz 30 gün arkadaş. Askerlik gördün 30 günü yapıştır. Tamam? Yani askerlikle ilgili bir ifade gördün 30 gün diyeceksin. Arkadaşlar çok soru geliyor bununla ilgili bana. Hocam ben diyor sınava girdim ama bu sırada askere gideceğim. Memurluğa başvurabilirim. Başvurabilirsin tabii. Hatta askerken sınava da girebilirsin. Tamam? Peki diyelim ki ne oldu? İşte kazandım. Peki kuruma başvurabilir miyim? Başvurursun. Hatta terhis olduktan sonra 30 gün içerisinde gidip kurumuna arkadaşlar ne yapıyorsun? Başvurunu yapıyorsun ve göreve başlatılıyorsun. 30 gün içerisinde gidip kuruma başvurmazsan bu normal memurlar için geçerlidir. Memurken askerlik yapmak. Çekilmiş olursun. Çekilme isteğinde bulunmuş olursun. İstifa etmiş gibi kabul edilirsin. Bunlar ne kadar süre geçmeden tekrar memur olamıyorlardı? Bir yıl geçmeden memur olamıyorlardı. O zaman askerlik deyince hep 30 gün ifadesi aklınıza gelmiş olsun arkadaşlar. Kanuna göre kadrosu kaldırılan. Bak dikkat et. Kadronun kaldırılması memuriyeti sona erdirmez. Kadronun kaldırılması memuriyeti sona erdirmez. Dikkat et. En geç 6 ay içerisinde ne yapılır?
kendi niteliğine uygun başka bir kadroya atanır. Tamam arkadaşlar? Hani bazen ne oluyor? Devlet bir kurumu kaldırıyor arkadaşlar. O kurumdakilerin kadrosu da kaldırılmış oluyor. Peki kadronuzun kaldırılması sizin memuriyetinizi sona erdirmiyor. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? 6 ay içerisinde başka bir kuruma atamanız gerçekleşiyor. Peki. Mesela Büyükşehir Belediye İl Özel İdarelerinde çalışanlar vardı. İl Özel İdareleri Büyükşehir'de kalkınca 30 ilde orada görev yapanlar Büyükşehir Belediyesi'ne aktarıldı arkadaşlar. Ne kadar süre içindeymiş? 6 ay içinde. Peki bu kanuna göre memurluğu sona erdiren sebepler neler? 1. İstifa. 2. İstifa etmiş sayılma. Detaylandıracağız. 3. Bağdaşmazlık. Bağdaşmazlık ne? Adam milletvekili olmuş, belediye başkanı olmuş. İkisi bir arada yürümez. Bir diğeri koşullarda eksiklik. Mesela memurluğa giriş şartlarında eksiklik oldu ortaya çıktı daha sonra. Örneğin diploması sahte çıktı arkadaşlar. Devlet memurluğundan çıkarılma, emeklilik, ölüm. Bunlar da memurluğu ne yapar? Sona erdirir. Ölüm doğal bir sebeptir. Emeklilik memuriyetin süresi bitiyor arkadaşlar. Emeklilik yaşı kamuda genel yaş kaçtır? 65 yaştır. Genel yaştan bahsediyorum. Tamam? Peki. Yaşlanma memurluğu bitirir mi arkadaşlar? Yaşlılık. Yaşlılık memurluğu bitirir diye bir ifade yoktur arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Kanuna göre mezuniyetsiz ve kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz kaç gün devam etmesi durumunda memur istifa etmiş gibi işlem görür? 10 gün. O zaman kaç gün üst üste aralıksız izinsiz gelmezseniz istifa etmiş kabul ediliyorsunuz? Toplamda 10 gündür. Devam edelim. Kanuna göre çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Buna biz usule uygun istifa diyoruz. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmedi. Demek ne kadar bekleyecekmiş memur? Bir ay bekleyecekmiş. Usule uygun istifa budur. Dilekçeyi veriyorsun, bir ay bekliyorsun. Usule uygun. Yerine bir vekil atanmadığı takdirde kapıyı kapatıp çıkıp gidebilir. Buna usule uygun istifa diyoruz arkadaşlar. Usule uygun istifa ederseniz 6 ay sonra tekrar geri dönüş dilekçesi yazabilirsiniz. Peki usule aykırı istifa ederseniz, yani bu bir ayı beklemezseniz 1 yıl geçmeden yeniden memuriyete başvuramazsınız. Tekrar edelim. Usule uygun istifa ederseniz 6 ay. Usule aykırı istifa ederseniz 1 yıl geçmesi gerekiyor. 1 yıl geçmeden ne yapamıyorsunuz? Geri başvuru yapamıyorsunuz geri dönmek için. Peki devir teslim. Bu kurum sınavlarında çok çıkıyor. Diyelim ki zimmetiniz var. Zimmet devir teslimi yapmadan ayrıldınız arkadaşlar. Bu işlemlerin sonuna kadar durmadınız, ayrıldınız. Bunlar da 3 yıl geçmeden yeniden memurluğa alınamazlar. Tekrar edeyim. Devir teslim yapmadan istifa edenler 3 yıl geçmeden yeniden memurluğa alınamazlar. 3 yıl geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Peki. Olağanüstü hal bölgesinden bahsedelim. Mesela bununla ilgili vardı bazı durumlar. Bana da yazıyorlardı arkadaşlar. Olağanüstü hal bölgesi varsa, olağanüstü hal bölgesi, mesela 15 Temmuz'dan sonra 2 yıl olağanüstü hal vardı biliyorsunuz. O süreç içinde arkadaşlar istifa ettiniz diyelim. İstifa ettiniz ama yerinize atanacak kişi göreve gelip işbaşı yapmadan bırakıp gittiniz. Sizin için memuriyet sonsuza kadar sona ermiş oluyor arkadaşlar. Artık bir daha geri dönemiyorsunuz. O zaman olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde istifa eden memur yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça, yani adam masa başı yapmadıkça, görev yerini terk ederse hiçbir surette devlet memuruna ne yapamaz? Alınamaz. Bu da önemli. Bu önemli bir bilgi sizin için. Kanuna göre memurların haftalık çalışma süresi kaç saattir? 40 saattir arkadaşlar. Devlet memuru kanuna göre 40 saat, iş kanunu 45 saattir diyor. Ya bu bile memuriyetin arkadaşlar avantajlı yönlerinden bir tanesi yani. 40 saat haftalık çalışma süresi var. Peki bu saatlerin, günlük saatin başlangıç ve bitiş saatleri kim tarafından belirleniyor? Merkezde Cumhurbaşkanı belirliyor, illerde de valiler arkadaşlar. Mesela işte Kars ilinin valisi soğuk sebebiyle günün işte işe başlama saatiyle işin bitiş saati ne yapabilir arkadaşlar? Belirleyebilir. Ama haftada kaç saati arkadaşlar geçmeyecek? 40 saat. Evet, onu da söyledik. Kim belirliyormuş bu saatleri, başlangıç ve bitiş saati? Merkezde Cumhurbaşkanı, illerde valiler belirliyor arkadaşlar. İllerde valiler ne yapıyor? Çalışma saatlerini belirleyebiliyorlar. Pardon. Devlet memuru kanununa göre kadın memurlara tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin 24. bak. Hamileliğin 24. haftası önemli. Kadın memurlar için konuşuyoruz. 24. haftasından önce ve herhalde hamileliğin 24. haftasından itibaren
ve doğumdan sonra kaç yıl süreyle? 2 yıl süreyle arkadaşlar. Özellikle sağlıkçı memurlar için konuşalım bunu. Gece nöbeti verilemiyor hamileliğin 24. haftasından itibaren arkadaşlar. Ve bu kaç yıla sürecekmiş bu? 2 yıl boyunca arkadaşlar ne yapılamıyor? Gece nöbeti verilemiyor. Peki. Kaç haftaydı dedik? Hamileliğin kaç haftasından itibaren? 24. haftası. Bu da yine önemli olsun. Nöbetle ilgili aklınıza 24 hafta gelsin, 2 yıl gelsin. Devlet memurları kanununa göre arkadaşlar, memurların yıllık izin süresi 1 yıldan 10 yıla kadar. Burada 10 yıl dahildir arkadaşlar. İzin süresi 20 gündür. Mesela sana diyecek ki 8 yıllık bir memurun yıllık izni kaç gündür? 20 diyeceksin. 9 yıllık 20. 10 yıllık 20 diyeceğiz. Peki 11 yıl ve üzeri olursa ona da 30 diyeceğiz. Birazdan göreceğiz arkadaşlar. Hatta görelim. Hizmet süresi arkadaşlar 10 yıldan fazla. Yani aslında şurada şunu kastediyor. 11 yıl ve üzeri ise 30 gündür. Mesela sana diyecek ki 18 yıllık bir memurun yıllık izni kaç gündür? 30. 25 yıllık bir memurun yıllık izni kaç gündür? 30. 13 yıllık bir memurun yıllık izni kaç gündür? 30 arkadaşlar. Peki bu izni nasıl alırız? Amirin uygun bulacağı zamanlarda ya toplu alırız ya da kısım kısım alırız arkadaşlar. Yani öyle 30 gün tamamı kullanacağım diye bir şey yok. Birbirini izleyen 2 yılın izni bir arada da kullanılabilir. Mesela diyelim ki ben 14 yıllık bir memurum, 30 gün iznim var. 2023'te hiç izin kullanmadım. 2024'te arkadaşlar 60 gün izin kullanabilirim. Peki diyelim ki 2025'e girdik ama benim 2023'ten kalan iznim var. Yanar, devretmez 2025'e. Sadece birbirini izleyenler devrediyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Peki. Hizmetleri hangi meslek mensuplarına hastalık ve diğer mazeretler dışında yıllık izin verilmiyormuş? Öğretmenlere. Yıllık izin verilmeyen personel kimdir derse memur, öğretmen diyeceğiz. Peki devlet memurları kanununa göre hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışanlar. Mesela özellikle sağlık hastanelerde radyoloji teknikerleri mesela. Radyoaktif ışınlarla çalışan personele her yıl yıllık izinlerini ilaveten bir ay bir de ne verilir arkadaşlar? Sağlık izni verilir. Buna şua izni derler arkadaşlar. Şua izni. Kanunda aynen böyle ifade ediyor. Tabii şua demiyor da en az bir ay sağlık izni ne yapar arkadaşlar? Ek bir ay sağlık izni alır. Kanuna göre kadın memura doğumdan önce ve doğumdan sonra olmak üzere toplam kaç hafta? Arkadaşlar doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8, toplam 16 hafta. Peki diyelim ki kadın hamile ve çoğul gebe. Yani ikiz, üçüz vesaire. Doğumdan öncesi bu sefer 8 olmuyor, 10 oluyor arkadaşlar. Çoğul gebelik olursa 10 olur. Peki şöyle olsa. Diyelim ki kadın dese ki arkadaşlar benim doğumdan önce 8 hafta kadının izni vardı ya arkadaşlar. Dese ki ben çalışabilirim. Doğumdan önce 3 hafta, doğumdan sonra 13 hafta şeklinde arkadaşlar ne yapabilir? Yapabilir. Yani 5 haftayı doğumdan sonraya aktarabilir. Peki diyelim ki 8 hafta önce 8 hafta sonraydı ya. Diyelim ki erken doğum yaptı. 6. haftada doğum yaptı. 2 hafta ne olacak? Doğumdan sonraya. Demek ki erken doğum olursa arkadaşlar, örneğin 6. haftada doğum yaptı. Ne oluyor? 2 hafta doğumdan sonra aktarılıyor. Yani 10 hafta ne yapacak? Doğumdan sonra izin kullanacak. Bir de böyle durumlar söz konusu arkadaşlar. Peki. Evet, çoğul gebelik olursa kaç hafta demiştik? 2 hafta demiştik. Geçiyorum. Doğumdan önce 2 hafta izin veriliyor. Yani 10 ve 8 şeklinde. Kanuna göre doğumun erken gerçekleşme sebebiyle doğum öncesi analık izninin kullanılmayan bölümü ne olur? Doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Az önce anlattığım gibi arkadaşlar. Peki kanuna göre 3 yaşını doldurmuş. Diyelim ki bir çocuğu evlat edindiniz. 3 yaşını ne yapmamış ama doldurmamış, pardon. Doldurmamış bir çocuğu evlat edindiniz. Eşinizle beraber. Aynı sanki doğum yapmış gibi kadın arkadaşlar ne yapıyor? 8 hafta analık iznine ayrılıyor. Aynı doğum yapmış gibi. Kaç yaşını doldurmamış çocuk ama? 3. Burada size şunu sorarlar. Kaç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinenler 8 hafta izin alırlarmış? 3 yaşını doldurmamış çocuklar. Çocuğun teslim edilmesinden itibaren. Devlet memurları kanununa göre memurun eşinin doğumu, bu da babalık izni arkadaşlar. Babalık izni 10 gündür. Tabii bu memurun isteği üzerine olur. Yani bu ancak baba kendisi isterse oluyor. Hani anne tek başına işte ona destek olsun diye. 10 günde babalık izni veriliyor. Babalık izninin süresi 10 gündür. Şimdi cenaze ve evlilikte süre 7 gündür arkadaşlar. Diyelim ki kendiniz ve çocuğunuz evlendi.
Evlilik izni 7 gün. Tamam. Ya da eşiniz vefat etti. Kişinin çocuğu vefat etti. Ya da eşinizin ya da kendinizin ana babası ve kardeşi vefat etti. Bak, üst birinci derece üst alt, ikinci derece yan soylar. Hem kendiniz hem eşiniz. Tamam. Kardeşe kadar gidiyor bu. Hem kendinizin kardeşi hem eşinizin kardeşi. Ne yapıyorsunuz? Cenaze izni alıyorsunuz. Kaç günmüş? 7 günmüş arkadaşlar. Kardeşe kadar gidiyor bu. Tamam, bunu unutmayalım. Evlilik ve cenaze izninin süresi 7 gündür. Devam. Ama yan soyda ikinci dereceye kadardı, kardeşe kadardı. Peki devlet memurları kanununa göre merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefleri tarafından birim amirinin muvafakati, onayı ile bir yıl içinde toptan ve bölümler halinde mazeretleri sebebiyle memura kaç gün izin verilir? Mazeret izni diyoruz biz buna arkadaşlar. 10 gün. Bir örnek vereyim. Mesela bir öğretmen arkadaşlar mazeret izni talep edebilir. Yıllık izin dışında konuşuyoruz biz bunu. Bunu kurumuna bildirir, müdürlüğe. Müdür de Milli Eğitim'e gönderir. Milli Eğitim'de kaymakama sunar. Ve kaymakam da onay verirse arkadaşlar ne olur? 10 günlük mazeret izni alır. İkinci bir 10 günlük mazeret izni daha talep edebilir. Ama bu ikinci 10 günlük mazeret izni yıllık izinden düşürülür arkadaşlar. Devam. 657 sayılı kanuna göre bir de emzirme izni var kadın memur için söyleyelim. Kadın memur doğum yaptıktan sonra ilk 6 ayda 3 ay, özür dilerim 3 saat, günde 3 saat. İkinci 6 ayda günde 1,5 saat arkadaşlar emzirme iznine nedir? Sahiptir. Kadın memur için konuşalım. Peki. Kadın memurlara en az yüzde kaç oranda engelli ya da süren hastalığı olan çocuğun hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana ve babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toplam veya bölümler halinde 10 güne kadar mazeret izni verilir? Arkadaşlar engelli kişi hakkında mazeret izni alacaksınız. Bunun yüzde kaç oranda olması lazım? %70 oranda engel oranı olması lazım. O zaman engelli de oran olarak izin için bir oran istiyorsa hep %70 gelsin aklımıza. Peki memura aylık ve özlük hakları korunarak, yani aylığını almaya devam ediyor, sosyal hakları devam ediyor, verilecek raporda lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı. Bak bunlar uzun süreli hastalıklardır. 3 tane. Kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun bir tedavi ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise 12 aya kadar ne yapılır arkadaşlar? İzin verilir. Bu da refakat iznidir arkadaşlar. Tamam, refakat ediyorsunuz. Kanser, verem, akıl hastalığı gibi uzun süreli ise 18 ay, diğer uzun süreli hastalıklarda bu üçü dışında onlarda da 12 ay refakat izniniz söz konusudur kanuna göre. Devam. Kanuna göre görevi sırasında ve görevinden dolayı bir kazaya ve saldırıya uğrayan ve bir meslek hastalığına tutulan memur ne kadar süreli izine sayılır? İyileşinceye kadar arkadaşlar. Diyelim ki dayak yediniz, dövüldünüz, yüzünüz gözünüz şiş. Arkadaşlar ne oluyor? İyileşinceye kadar izini sayılıyorsunuz. Ya da trafik kazası geçirdiniz. Ağır bir arkadaşlar yaralanmanız söz konusu. İyileşinceye kadar izini kabul ediliyorsunuz. Yine arkadaşlar ne yapıyor devlet? Burada sizin aylığınızı ödemeye devam ediyor. Peki. Kanuna göre memurun bakmakla yükümlü olduğu ve memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek. Bak, ana, baba ve eş. Bak ana, baba, eş ve çocuklar. Yani birinci derece üst soy, alt soy ve eş. Yani sadece eşiniz arkadaşlar. Ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunması halinde bu hallerin sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi şartıyla aylık ve özlük hakları korunarak kaç aya kadar? 3 aya kadar arkadaşlar size yine refakat izni veriliyor. Hatta bu 3 ay içinde herhangi bir düzelme olmazsa bu bir katına kadar da arttırılabilir. Bir 3 ay daha alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Peki memurun arkadaşlar özlük dosyasında bulunması gerekenler nelerdir? Memurlar hakkında bir özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasında bulunması gerekenler vardır. Bunlar neler? 1. Mesela sizin hakkınızda bir dosya tutuluyor arkadaşlar atandıktan sonra. Buradan mesleki bilgileriniz oluyor. Mal bildirimleriniz oluyor her 5 yılda bir. Önce bir giriyorsunuz, ondan sonra her 5 yılda bir. Varsa hakkınızda inceleme, soruşturma, denetim raporları oluyor o dosyada. Disiplin cezaları dosyada oluyor. Ödül ve başarı belgesi. Varsa ödül ve başarı belgenizi ne yapıyor arkadaşlar? Bu dosya içerisinde oluyor.
İşte sizi buna göre değerlendirecekler. Mesela buna göre ödül verecekler vesaire. Peki, ödülden bahsedelim. Kaç defa başarı belgesi alan bir memura üstün başarı belgesi veriliyor? Üstün başarı belgesi arkadaşlar, bir ilçede kaymakam verir, ilde vali verir. En çok kaç kez alması gerekiyormuş? 3 kez başarı belgesi alırsanız arkadaşlar size üstün başarı belgesi ne yapılıyor? Veriliyor. 650 sayılı kanuna göre üstün başarı belgesi verilenlere merkezde bağlı veya ilgili bakan illerde valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek devlet memurunun aylığının ek gösterge dahil yüzde kaçına kadar ödül veriliyor? Bak, en yüksek devlet memurunun %200'üne kadar size ödül verilir. Ama dikkat edin, üstün başarı belgesi almış olmanız şartıyla arkadaşlar. Peki. Şimdi arkadaşlar, devlet memuru kanununa göre devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları nelerdir? Mesela lisans, ön lisans, KPSS'de hep bunu sordular arkadaşlar. Yani hemen hemen her iki senede bir sınav sorusuydu. Hangisi disiplin cezalarından biridir ya da değildir? Bakın, 5 tane disiplin cezası var. Biri uyarma, biri kınama, aylıktan kesme, maaş kesimi dediği geçer. Kademe ilerlemesinin durdurulması, memurluktan çıkarılma. Sakın derece ilerlemesinin durdurulması demeyin arkadaşlar. Kademe ilerlemesinin durdurulması. Ne değildir mesela, birazdan göreceğiz. Örneğin görevden uzaklaştırma bir disiplin cezası değildir. Bu bir ihtiyati tedbirdir. Yer değiştirme bir disiplin cezası değildir. Bu da bir ihtiyati tedbirdir. Mesela kadronun kaldırılması memurluğu sona erdirmez ya da bir disiplin cezası değildir arkadaşlar. Tamam, bunlara dikkat edelim. Derece ilerlemesi de bir şey yok. 5 tane disiplin cezamız var. Bazen arkadaşlar bana yazıyorlar. Hocam diyorlar, memurluktan çıkarılma nasıl disiplin cezası olur? Zaten adamı çıkarıyorlar. Ben de ona diyorum ki bir düşün bakalım, neden memurluktan çıkarmışlar? Demek ki bir şey yapmış ki o memurluktan çıkarma kararı vermişler hakkında. Yani bir disiplin fiili işlemiş arkadaşlar. O zaman 5 tane disiplin cezamız var. Bu disiplin cezalarını da şimdi detaylandıralım. Peki, uyarma. Arkadaşlar, uyarma nedir? Devlet memurunun görevinde ve davranışlarında daha dikkatli davranması gerektiğinin kendisine yazıyla bildirilmesi. Bak, dikkatli davranma derse uyarma diyeceğiz. Kusurlu davranma derse kınama diyeceğiz arkadaşlar. Devam edelim. Devlet memurunun görevinde ve davranışlarda kusurlu davranma. Bak, dikkatli davranması gerektiğini yazıyla bildirilmesi. Uyarma, kusurlu derse kınama diyoruz arkadaşlar. Kusurlu davranması gerektiği ile ilgili disiplin cezası neymiş? Kınamaymış. Aylıktan kesme disiplin cezası memurun brüt, bak, net maaşı değil, brüt maaşının kaçta kaça oranında kesinti yapılmasıdır? 30'da 1'i ile bu taban 8'de 1 arkadaşlar arasında ne yapılmasıdır? Kesinti yapılmasıdır. Bazen sizi şaşırtmak için diyecekler ki, mesela bir hakim sıralında görmüştüm. 1 bölü 40'ı oranında, ondan sonra 1 bölü 13'ü oranında, 1 bölü arkadaşlar 4'ü oranında. Şimdi burada arkadaşlar oranlara dikkat edelim. Kaçla kaç arasında olacakmış? Kesinlikle 30'da 1 ile 8'de 1 arasında. Ama mesela 40'da 1 oranında derse arkadaşlar yanlış. Tamam. Ya da 4'te 1 oranında derse de yanlış arkadaşlar. Yani 30'da 1 ile 8'de 1 arasında olması lazım. Peki. Devlet memurları kanununa göre kademe ilerlemesinin durdurulması en az kaç, en çok kaç? Arkadaşlar, kademe ilerlemesi memurluğun ceza fiilinin ağırlık derecesine göre memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin en az 1 yıl, en çok da 3 yıl ne yapılmasıdır? Durdurulmasıdır. Hiç lisans, ön lisans, KPSS'ye çıkmadı. Ama hukuk alan sınavlarında, hakimlik, kaymakamlık sınavlarında çok çıkıyor. En az 1 yıl, en çok da 3 yıl durdurulmasıdır. Kademeden kaynaklanan maaşı alamıyorsun. Tabii bunun da önemli bir sonucu var. Nedir o? Söyleyeyim. Bu cezayı alanlar 10 yıl boyunca arkadaşlar ne yapamıyorlar? Daire başkanı kadrolarında, illerde üst yönetici kadroları ne yapamıyorlar? Atanamıyorlar. 10 yıl. Bunun en kötü tarafı budur. Peki. Uyarma cezasını gerektiren fiiller neler? 8-10 tane şart var arkadaşlar. Bakalım, hepsi için tek tek konuşacağım ama hepsini zaten ezberlemeniz mümkün değil. Ben burada önemli yerlere değineceğim. Mesela verilen emir ve görevlerin tam ve zamanda yapılmasında nasıl davranmak? Kayıtsızlık göstermek arkadaşlar. Kayıtsızlık göstermek derse ne diyeceğiz? Uyarma. Birazdan kınamada da burada fark ifade değişiyor. Özürsüz ve izinsiz geç gelmek, erken çıkmak. Mesela işe geç geliyorsunuz, erken çıkıyorsunuz. Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmiyorsunuz. Nedir mesela? Şöyle diyeyim arkadaşlar. Musluğu sürekli açık bırakıyorsun örneğin. Devam. Yine uyarmadan devam ediyoruz. Usulsüz müracaat ve şikayette bulunuyorsun. Mesela sıralı amirleri atlayarak şikayet ediyorsun. Direkt gidip kaymakama şikayet ediyorsun müdürü mesela. Bu uyarma cezası gerektirir. Devlet memurun vakarına yakışmayan tutum ve davranışlar. Mesela nedir? Alıyorsun eline içkiyi, sokakta içiyorsun arkadaşlar. Tamam.
Mesela bu da devlet memuru vakanı ne yapmaz? Bağdaşmaz. Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık. Bak kayıtsızlık gösterir görürsek ne diyoruz? Uyarma. Belirlenen kılık kıyafete de uymazsanız yine uyarma cezası. Görevin işbirliği içinde yapılmasına aykırı davranmak yine arkadaşlar uyarma cezası gerektiren fiillerdi. Önemli olanlar neler? Kılık kıyafet, ondan sonra usulsüz müracaat, şikayet, geri geliyorum. Geç gelmek, erken çıkmak, tasarruf tedbirlerine riayet etmemek. Bunlar önemli bizim için arkadaşlar. Şimdi kınama cezasına bakalım. Kınama cezası gerektiren fiiller. Burada da arkadaşlar kayıtsızlık göstermek diyordu ya cümlede, uyarmada. Burada da kusurlu davranmak. Yani kusurluyu görürsek hep ne diyeceğiz? Kınama. Eşleri reşit olmayan ve mahcur olan çocuklar hakkında işe başladıklarında kaç gün içindeydi hatırlayın? 15 gün içinde kuruma bildirmemek kınama cezası gerektirir. Görev sırasında, bak görev sırasında amire hal ve hareketleriyle saygısız davranmak. Amire saygısız davranmak. Hizmet dışında, bak hizmet içinde derse başka bir şey olacak. İleride göreceğiz. Hizmet dışında memurun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikli davranışlarda bulunmak. Devlete ait resmi araç ve gereçleri özel işlerinde kullanmak. Özel işleri. Menfaat derse orada başka bir şey çıkıyor. Ondan sonra arkadaşlar devlete ait resmi araç gereçleri ve benzeri eşyayı kaybetmek. İş arkadaşlarına ve maiyetindeki personele, iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak. Bak iş arkadaşlarına ve maiyetindeki personele kötü davranıyorsun ve amire saygısız ediyorsun. İş arkadaşları ve iş sahiplerine söz ve hakaretle sataşmak. Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak. Verilen emre itiraz etmek. Mesela bu önemli. Verilen emre itiraz etmek. Borç. Yine borçlar da önemli. Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına sebep olmak. Ya borcu ödememek değil, kasten ödememek arkadaşlar. Bilerek ödememek hakkında icra takibi başlatılmasına sebep olmak. Kurumun huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak. Yani uyumsuz davranmak. Yetkili olmadığı halde basına, daha önce konuşmuştuk. Basına, haber ajanslarına ne yapmak arkadaşlar? Kamu ile ilgili görevlerde ne yapmak? Bilgi vermek, kınama cezası gerektiren fiiller. Özellikle şu basına bilgi vermek, ondan sonra verilen emre itiraz etmek arkadaşlar, borçlarını kasten ödememek, bir de şeyi çok soruyorlar, eşleri reşit olmayan çocuklar hakkında bildirimde bulunmamak 15 gün içinde, bunlar neymiş? Kınama cezası gerektiren fiil olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi aylıktan kesmeye görelim. Aylıktan kesme biliyorsunuz 30'da 1 ile 8'de 1 oranı arasındaydı. Kasıtlı olarak verilen emir ve görevleri tam ve zamanda yapmamak. Özürsüz olarak 1 veya 2 gün. Şu önemli arkadaşlar. İzin ve özür almadan 1 veya 2 gün işe gelmemek. Devlete ait resmi araç ve gereçleri özel menfaat sağlamak. Bak özel işlerini kullanmak derse kınama, özel yarar sağlamak amacıyla derse arkadaşlar. Mesela devletin arabasıyla çocuğunu hastaneye götürüyorsun. Bu kınama. Peki devletin arabasını kiraya veriyorsun, oradan para kazanıyorsun mesela. Burada arkadaşlar nedir? Aylıktan kesme cezası gerektirir. Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan yanlış beyanlarda bulunmak. Bunu iyi bilin. Mesela bunu memurlar bazen yapıyor. Seni baştan savuyor falan. Yalan yanlış şeyler söylüyor. Görev sırasında amire sözle saygısızlık etmek. Bak sözle ne yapmak? Saygısızlık etmek görev sırasında. Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak. Görev yeri sınırları içerisinde. Hizmet içinde, bak hizmet dışında dediği kınamaydı. Hizmet içinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak. Hizmet dışında derse kınama, hizmet içinde derse aylıktan kesme cezasıydı. Peki, 1 ve 2'yi unutmayın arkadaşlar. 1-2 gün işe gelmemek. Peki, kınama cezasını, kademe ilerlemesi durdurulması cezasını gerektiren durumlar ne? Mesela göreve sarhoş gelmek. Görev yerinde içki içmek, bu önemli. Bunu soruyorlar. Özürsüz olarak 3 ila 9 gün işe gelmemek. Bak 1 ila 2 gün derse aylıktan kesme. 3 ila 9 gün derse kademe ilerlemesi. 10 gün üst üste gelmezseniz çekilmiş sayılırsınız. İleride göreceğiz. 1 yılda toplam 20 gün mazeretsiz izinsiz gelmezseniz toplam 20 gün mazeretsiz izinsiz memurluktan çıkarılırsınız. Görevle ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak. Amire ve mahiyetindekilere karşı küçük düşürücü ve aşağılayıcı fiil ve hareketlerde bulunmak. Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, benzeri ve amaçlarla izinsiz kullanmak ve kullandırtmak. Bak şu önemli. Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek arkadaşlar.
Ticaret. Konuşmuştuk. Ticaret yapmak, kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak arkadaşlar kademe ilerlemesinin durdurulması cezası gerektiriyor. Yani burada hangisi önemli bizim için? Sarhoş gelmek önemli. 3 ila 9 gün gelmemek önemli. Gerçeğe aykırı rapor düzenlemek. Ticaret, kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak. Bir iki tane daha var. Yine kademeden devam ediyoruz. Görevin yerine getirilmesi de din, dil, ırk ayrımı. Yani vatandaşlar arasında ayrım yapmak, taraf tutmak. Mal bildirimi. Mal bildirimi önemli arkadaşlar. Mal bildirimde bulunmazsanız ne oluyordu? Kademe ilerlemesi durduruluyordu. Konuşmuştuk. Açıklanması yasak bilgileri açıklamak. Bu da önemli. Mesela yetkisi olmadığı halde gizli bilgileri açıklamak derse orada memurluktan çıkarılma sebebidir. Gizli bilgileri açıklamak. Memurluktan çıkarılmak, açıklanması yasak bilgileri açıklamak, kademe ilerlemesi. Amirine, mahiyetindekileri, iş arkadaşları ve iş sahiplerine hakarette bulunmak. Bak, sözle saygısızlık etmek diyorsa aylıktan kesme. Hakarette bulunmak diyorsa arkadaşlar, tehdit etmek kademe ilerlemesi. Amiri dövmek diyorsa, mahiyetini dövmek derse, yani fiili tecavüzde bulunmak derse memurluktan çıkarılma. Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak. Normalde arkadaşlar borcu ödememek, hakkında yasal takibe sebep olmak kınama cezasıydı. Ama diplomatik statüsünden, bu yurt dışında çalışan memurlar için geçerli. Ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak, borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla devletin itibarını zedelemek, bunlar arkadaşlar kademe ilerlemesi. Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak. Peki verilen emre itiraz etmek deseydi kınama. Herhangi bir siyasi partinin, bak, siyasi partinin yararına zararına çalışmak derse kademe ilerlemesi, siyasi partiye üye olmak derse memurluktan çıkarma. Şimdi onu görelim arkadaşlar. Memurluktan çıkarılma cezasını gerektiren fiiller neler? İdeolojik ve siyasi amaçlarla kurumların huzur ve sükununu bozmak arkadaşlar. Bu çok uzun bir cümle. Yasaklanmış her türlü yayını, siyasi veya ideolojik amaçlı bildiriyi, afişi, pankartı, bantı ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak ve bunları mesela terör örgütlerine ait basın yayın organlarına atmak, dağıtmak, basmak, çoğaltmak, herhangi bir yere asmak, teşhir etmek. Siyasi partiye girmek. Peki partinin yararına zararına çalışmak deseydi kademe ilerlemesi. Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek. Bak, 1 ila 2 gün gelmemek üst üste. Aylıktan kesme. 3 ila 9 gün gelmemek. Kademe ilerlemesinin durdurulması. 10 gün üst üste gelmeyenler çekilmiş sayılırlardı. Peki 1 yılda toplam 20 gün gelmeyenler memurluktan çıkarılırlar arkadaşlar. Peki savaş ve olağanüstü hal ve genel afetlere ilişkin konularda verilen emri ne yapmamak arkadaşlar? Yapmamak. Verilen emri yapmamak, ama ne zaman? Savaş, olağanüstü durumlar gibi durumlar söz konusuysa. Yine devam ediyoruz çıkarma sebeplerine. Amirine, mahiyetindekilerine, iş sahibine fiili tecavüze bulunmak. Bak, hakaret etmek, tehdit etmek kademe ilerlemesi. Vurmak, fiili tecavüze bulunmak memurluktan çıkarılma sebebi arkadaşlar. Memurluk sıfatıyla bağdaşmayan nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak. Yetki almadan gizli belgeleri açıklamak. Bak, burası önemli. Şu önemliydi. Açıklanması yasak bilgi, belgeleri açıklamak dese kademe ilerlemesi. Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak derse memurluktan çıkarma. Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek. Görev mahallinde. Yurt dışına devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedelecek tutum ve davranışlarda bulunmak. Atatürk aleyhine suç işlemek. Atatürk aleyhine suç işlemek atılma sebebi arkadaşlar. Terör örgütlerine üye olmak, ilişkili olmak vesaire, bunlar da nedir yine arkadaşlar? Memurluktan çıkarılma sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Yani belli başlı benim belirttiklerim arkadaşlar bilsek yeterli, zaten hepsini aklınıza tutmanız mümkün değil. Peki. Devlet memurları kanununa göre uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını kim verir? Disiplin amiri verir. Mesela disiplin amiri müdürlerdir. Kurumların müdürleri veriyor. İlk üç cezayı. Uyarma, kınama, aylıktan kesme. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını ise memurun bağlı olduğu kurumun disiplin kurulunun görüşünü, kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amir veriyor. Mesela atamaya yetkili amir merkezde diyelim ki işte bakan, en üst yönetici, illerde vali, ilçede kaymakam arkadaşlar. Bunlar veriyor kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını. Memurluktan çıkarılma cezasını ise kurumun bağlı olduğu kurumun yüksek disiplin kurulu karar veriyor. Yani memurluktan çıkarılma cezasını kim verir derse yüksek disiplin kurulu verir diyeceğiz.
Peki arkadaşlar, disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu ayrı bir ceza tayini yetkisine yoktur. Tayini yetkisi yoktur. Mesela bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Disiplin cezası veriyorlar. Peki cezayı kabul veya reddeder. Red halinde atamaya yetkili amirler kaç gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler? 15 gün içinde arkadaşlar. 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler atamaya yetkili amirler. Peki. Kanuna göre uyarma, kınama ve aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması. Bak ilk 4 ceza. Uyarma cezası, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında. Ne kadar süre içinde disiplin soruşturulmasına başlanmazsa zaman aşımı uğrar? 1 ay içerisinde. Memurluktan çıkarılmada da 6 ay içerisinde disiplin kovuşturmasına başlanmazsa ne oluyor arkadaşlar? Zaman aşımı uğruyor. Bir de 2 yıllık bir süre var, onu söyleyeceğiz. Devlet memurluğundan çıkarma cezasına kaç ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmamışsa zaman aşımına uğrar arkadaşlar ceza verme yetkisi 6 ay. O zaman uyarma, kınama, aylıktan kesme kademe ilerlemesinde 1 ay, memurluktan çıkarılmada ise 6 ay içerisinde soruşturma ve kovuşturma başlamamışsa ceza verme yetkisi zaman aşımına uğruyor. Bir de 2 yıllık bir süremiz var, onu söyleyeyim. Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayete ne kadar süre içerisinde disiplin cezası verilmezse, bak fiil işlendi ama siz ne yaptınız? Soruşturma falan da başlattınız falan filan. Ama ne kadar süre içinde ceza verilmezse yetki zaman aşımına uğruyor. 2 yıl içerisinde ceza verilmezse ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar diyoruz. Peki. Kanuna göre disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren kaç gün içinde vermek zorundalar? 15 gün içinde vermek zorundalar. 2 yıl içerisinde herhangi bir disiplin cezası verilmezse neye uğruyordu? Zaman aşımına uğruyordu. Peki, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu dosyayı aldıktan itibaren kaç gün içinde soruşturma evrakına göre karar verir? Bunu hangisi için söylüyoruz arkadaşlar? Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası. 30 gün içerisinde ne yapar? Disiplin kurulu kararını verir. Peki. Devlet memurları kanununa göre memurluktan çıkarılma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiden itibaren azami kaç ay içinde kurulacak karara bağlanır? 6 ay arkadaşlar. 6 ay içinde ne yapılırmış? Memurluktan çıkarılma için konuşuyoruz. En geç ne kadar süre içinde karara bağlanmak zorundaymış? 6 ay içerisinde. Kanuna göre devlet memuru hakkında savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Arkadaşlar savunma alınarak disiplin cezası veriyorlar. Savunmanın da bir süresi var. Savunma süresi arkadaşlar kaç günden az olamaz? 7 gün. Mesela bu önemli arkadaşlar, çıkabilir. Disiplin cezalarında savunma alınmadan disiplin cezası verilemiyor. Savunma süresi 7 gündür diyoruz. Savunmayı vermeyen vazgeçmiş sayılır arkadaşlar. Kanuna göre aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler, yani aylıktan kesme cezası alanlar kaç yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarındaki en üst dereceli kadrolara atanamazlar? 5 yıl. Kademe ilerlemesi dese 10 yıl arkadaşlar. Yani aylıktan kesme cezası alırsanız 5 yıl boyunca daire başkanı, işte üst yönetici kadrolarına atanamıyorsunuz. Kademe ilerlemesi cezası alanlarda da bu süre 10 yıldır arkadaşlar. Peki, şimdi onu göreceğiz. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlarda kaç yıl geçmeden ne yapamıyorlarmış? Üst dereceli kadrolara atanamıyorlarmış. 10 yıl geçmesi gerekiyor. Kanuna göre memur uyarma ve kınama cezaları uygulanmasından kaç yıl sonra atamaya yetkili amire başvuru olarak verilen cezanın özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Bak, uyarma ve kınamada arkadaşlar bu süre 5 yıldır. Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında bu süre 10 yıldır. Bu sene bu lisans sınav sorusu olarak geldi arkadaşlar. KPSS 2023 lisans sınav sorusuydu. Şimdi diyelim ki bize disiplin cezası verildi arkadaşlar. Biz daha sonra bu disiplin cezasını amirimize başvurarak ne yapıyoruz? Özlük dosyasından silinmesini istiyoruz. Uyarma kınama cezalarında bu süre 5 yılmış. Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında ise bu süre kaç yıldır arkadaşlar? 10 yıldır. Mesela diyecek ki size bir memur, diyelim ki Eyüp ya da Selim ne yapmış arkadaşlar? Bir gün ya da iki gün işe mazeretsiz ve izinsiz gelmediği için hakkında aylıktan kesmeye disiplin cezası uygulanmış.
Peki Selim kaç yıl geçtikten sonra özür dosyasından amirine başvurarak silinmesini isteyebilir? 10 yıl. Peki diyelim ki Eyüp işe geç gelmiş, erken çıkmış. Bu yüzden uyarma cezası almış. Kaç yıl geçtikten sonra atamaya yetkili amire başvurarak bunun özlük dosyasından disiplin amirine başvurarak silinmesini isteyebilir? 5 yıl. Uyarma kınamada 5. Ayrılıktan kesimi ve kademe ilerlemesinin durdurulmasında 10 yıl arkadaşlar. Kanuna göre disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve ayrılıktan kesme cezalarına karşı nereye itiraz edilir? Disiplin kuruluna. Yani demek ki ilk 3 ceza kime itiraz ediyoruz? Disiplin kuruluna. Aynı zamanda yargıya da gidebilirsiniz. İdare mahkemesine gidip iptal davası açabilirsiniz. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında ise yüksek disiplin kuruluna gidiyoruz, itiraz ediyoruz. Orada da yine idare mahkemesine gidip dava açabiliyoruz. Memurluktan çıkarılma cezasında herhangi bir kurula gidemiyoruz. Direkt sadece yargıya başvurabiliyoruz. İdare mahkemesine gidip idare işlerinin iptalini istiyoruz. Peki, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında nereye itiraz edilirmiş? Yüksek disiplin kuruluna itiraz edilirmiş. O zaman ilk 3 cezada disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında ise yüksek disiplin kuruluna itiraz ediyoruz. Memurluktan çıkarılmada ise sadece yargıya gidiyoruz. Diğerlerinde hem kurula itiraz edebiliyormuşuz hem de yargıda ne yapabiliyoruz? Hepsine karşı yargı yol açıp gidip iptal davası açabiliyoruz. Peki, disiplin cezaları arkadaşlar bize tebliğ edildikten itibaren itiraz süresi kaç gündür? 7 gündür. İtiraz süresi 7 gün olarak karşımıza çıkıyor. Karar verme süresi de arkadaşlar yani kurulların karar verme süresi de 30 gündür. İtiraz mercileri bunu aldıktan itibaren kaç gün içinde kararlarını açıklamak zorundalar? 30 gün içinde kararlarını açıklamak zorundadırlar. Peki, şimdi görevden uzaklaşmadan biraz bahsedelim. Kamu hizmetlerin gerektirdiği hallerde görevi başında kalması sakınca görülecek devlet memurları hakkında alınan ihtiyati tedbir arkadaşlar ne diyoruz? Görevden uzaklaştırma diyoruz. Mesela diyelim ki bir memur hakkında bir iddia var, yolsuzluk iddiası. Memur görevdeyken bunu soruşturmak zor olabiliyor. Bu sebeple memur belli bir süre açığa alınıyor arkadaşlar. Ona ne diyoruz? Görevden uzaklaştırma. Diğer adıyla açığa alınma. Bu bir ihtiyati tedbirdir. Bir disiplin cezası değildir. Memuru da sona erdirmez arkadaşlar. Şimdi görevden uzaklaştırmaya kimler yetkilidir görelim. Görevden uzaklaştırmaya bir atamaya yetkili amirler yetkilidir. Atamaya yetkili amiriniz kimse. 2. Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri yetkilidir. 3. İllerde valiler, 4. ilçelerde kaymakamlar yetkilidir. Mesela diyelim ki bir öğretmen hakkında görevden uzaklaştırmayı ilçedeyse kaymakam, ildeyse vali yapar. Bakanlık müfettişi yapabilir. Atamaya yetkili amiri yapabilir arkadaşlar diyoruz. Peki. Kanuna göre görevden uzaklaştırılan memur hakkında ne kadar süre içinde soruşturmaya başlanması gerekiyor? 10 iş günü içerisinde soruşturmaya başlanması gerekiyor arkadaşlar. Bu da böyle bir bilgi. Peki görevden uzaklaştırılan memur sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam eder. Aylığının da bir kısmını alır. Ne kadarını alır? 3'te 2'sini alır arkadaşlar. 3'te 2 aylığını almaya devam eder. 3'te 1'lik kısmını alamaz. 3'te 1'lik kısmını daha sonra görevine dönürse ne yapar? Toplu şekilde alır arkadaşlar. O zaman aylık almaya devam ediyor ama tamamını değil 3'te 2'sini alıyor diyeceğiz. Peki görevden uzaklaşma bir disiplin kovuşturması sebebiyle yapılmışsa en çok ne kadar süre devam edebilirmiş? 3 ay. 3 ay içinde bir şey çıkmazsa arkadaşlar memur görevi iade edilir. Ondan sonra o 3'te 1'lik kısmını da toplu şekilde alır. Ama hangi durumda? Disiplin kovuşturması söz konusuysa. Peki bir ceza davası açılmışsa bu yüzden memur görevden uzaklaştırılmışsa orada da her 2 ayda bir arkadaşlar ne yapıyor atama yetkili amir? İnceliyor, göreve dönüp dönmemesi konusunda karar veriyor. Disiplin soruşturması ise 3 ay. Ceza kovuşturması ise arkadaşlar her kaç ayda bir inceleniyormuş? Göreve dönüp dönmemesi konusunda karar alınıyormuş. Her 2 ayda bir inceleniyormuş. Mesela bu da hukuk alan sınav sorusuydu 2023'te. Yanılmıyorsam 3 ayı sormuştu. Disiplin kovuşturması sebebiyle ise 3 ay. Bir ceza davası soruşturması söz konusuysa atamaya yetkili amirler arkadaşlar ne yapıyor? Her 2 ayda bir göreve dönüp dönmeyeceği konusunda ne yapıyor? Karar veriyorlar ve bunu da ilgili yazıyla tebliğ ediyorlar. Bu çok uzun sürebiliyor. Yıllarca böyle görevden uzaklaştıranlar var ceza davası sebebiyle. Ama adam maaşını almaya devam ediyor 3'te 2'sini. Her 2 ayda bir ne yapılıyor? İşte karar veriliyor dönüp dönmemesi konusunda ya da uzatılması konusunda. Ama bu süre 2 ay. Her 2 ayda bir bakılıyor ceza davaları için konuşalım.
Peki devlet memurları kanununa göre memur hizmetlerin karşılığında kadroya dayanarak aylık memura verilen paraya ne deniyor? Aylık adını veriyoruz arkadaşlar. Demek memurun aldığı paranın adı neymiş? Aylık. İşçi ne alırdı? İşçi ücret alırdı. Aylık peşin alınan paraya verilen isimdir. Ücret ise emeğin karşılığıdır. Kanuna göre niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara bir arkadaşa zam veriliyor. Buna bak. Zaten isminden çıkıyor. Güç olan işlerde, zor olan işlerde çalışan memurlara bu zamın adı neymiş? İş güçlüğü zammıymış. Peki. Yine hayat ve sağlık için tehlike arz eden arkadaşlar hizmetlerde görev yapan memurlara ise bak hayat ve sağlık için tehlike arz ediyor. İş riski zammı alıyorlar ayrıyetten. Aylık dışında arkadaşlar. Kanuna göre temininde güçlük söz konusu ister tutulması ve belli yerlerde istihdam edilmesi güçlük bulunan elemanlar için arkadaşlar ödenen paraya zaten cümlenin kendi içinde eleman teminindeki güçlük zammı ne yapılır? Aylık dışında arkadaşlar ödenir. Bunlarda ne yapacaksınız bu sonuç tanımında? Cümlenin içinden çıkaracaksınız. Hayat ve tehlike arz ediyor, iş riski zammı. Arkadaşlar güç işlerde çalışıyor, iş güçlüğü zammı. Eleman temin edilmesinde güçlük yaşanıyor, eleman temininde güçlük zammı. Peki, kanuna göre Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlar için konuşalım. Vezne açığından sorumlu veznedarlara ödenen paraya ne deniyor? Mali sorumluluk zammı. Yani bu da sorumlu olduğu işin yükünden kaynaklı. Buna bir zam ödeniyormuş. Bunun adı da mali sorumluluk tazminatıymış. Devlet memurları kanununa göre kaç yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukların. Arkadaşlar erkek çocukları 25 yaşına kadar ne yapıyor? Aile yardımı ödeneği alıyorlar. Okuyorlarsa tabii. Mesela bir işe girmişlerse arkadaşlar artık ödenmiyor. Kız çocuklarında ise 25 yaştır bu arkadaşlar. Evlenirse tabii bu kesiliyor. Evlenmezse arkadaşlar bu ömür boyu ne yapılıyor? Kız çocuğuna ödeniyor. O zaman kaç yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocuklarına süresiz olarak aile yardımı ödeneği verilmesine devam edilirmiş. 25 yaşını bitirmiş ve evlenmemişse süresiz aile yardımı ödeneği almaya ne yapar? Devam eder. Evet. Arkadaşlar biraz uzun oldu ama iyi oldu. 657'yi baştan sona hemen hemen çok önemli gördüğüm sınavlarda sıkça sorulan maddeleri tek tek sizin için soru cevap haline getirdim. Bunu siz de not alarak arkadaşlar kendiniz de aynı şekilde dinleyebilirsiniz. O şekilde dinleyin, tavsiye ediyorum. Ya da şu kitapta arkadaşlar Sen Bilirsin isimli soru cevap kitabında buna koydum. Oradan da takip edip 657 sayıdaki kanundaki bu hükümleri ne yapabiliriz arkadaşlar çok iyi oturtabiliriz. Evet 657'den artık çok zor sorular geliyor, detay sorular geliyor. O yüzden bu kanunu arkadaşlar çok iyi bilmemiz lazım. Bu kanunda bahsettiğim, önemli gördüğüm bütün arkadaşlar maddeleri sizin için özetledim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimiz insan hakları hukuku olacak ve son dersimiz olacak. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.